Merhaba ben Enes. Şu an sesimi Apple'ın AirPods 3. modelinden duyuyorsunuz. Silikonsuz olarak Apple AirPods modeline alternatif olabilecek en iyi 10 tam kablosuz kulaklığı mikrofon performansını bu videoda karşılaştıracağız. Yine kulaklıkların ses kaliteleri, batarya performansları, kontrolleri ve uygulama destekleri gibi diğer tüm özelliklerini detaylı bir şekilde buradaki videoda karşılaştırdım. Mutlaka bu video bitiminde o videoda göz atın. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer video işinize yararsa beğenirseniz de mutlu olurum. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde mikrofon performansı kıyaslamasına geçelim. Mikrofon testini nasıl yaptığımı da kısaca bir anlatmak istiyorum. Tüm modeller iPhone 13 Pro modeline bağlı. Şu an arka cebimde Xiaomi'nin Mi 9T telefonu bulunuyor. Bu telefonu arıyorum. İçerisinde SIM kart bulunan bir telefon. Ve bu telefonun kendi özelliği mevcut. Direkt görüşmeyi kayıt altına alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir uygulama kullanmadan karşı taraf ne duyuyorsa birebir de size şu an aynısını duyacaksınız. Görebildiğiniz gibi arka kısmından da araçlar geçiyor. Hani çevre sesleri ne derece yansıtıyor? Sese odaklanabiliyor mu? Sesi ne kadar net ve berrak karşıya iletiyor? Bunun detaylı bir testini gerçekleştirmiş olacağız. Evet, şu an sesimi Huawei FreeBuds SE 2 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Siz de kendi yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu videoyu izleyenlere de hep beraber yardımcı olalım. Aralarda bu şekilde duracağım ki hani çevre sesleri ne derece yansıtıyor. Daha net bir şekilde görelim kulaklıkları. Şimdi farklı bir modele doğru geçiş yapalım. Evet, şu anda JBL Wave 300 modeline geçtim. Şu an sesimi JBL Wave 300'den duyuyorsunuz. Epey güneşli bir günde, yazın son günlerini yaşıyoruz. Sesimi JBL Wave 300 modelinden duyuyorsunuz. Bu model mikrofon performansı açısından çevre gürültüleri bir miktar fazla iletiyordu karşı tarafa, ancak daha doğal iletiyordu. Bakalım bu testte de rakiplerine karşı nasıl bir performans sergiliyor. Şimdi diğer modele geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi QC'nin T20 modelinden duyuyorsunuz. NC gürültü engelleme özelliği ve 4 mikrofonuyla ve özellikle fiyatıyla çok dikkat çeken bir model. Tasarım açısından Apple'ın AirPods 3. modeline oldukça benziyor. Bir tık daha büyük. Özellikle fiyat performans olarak beğenilen bir model. Bakalım mikrofon performansı açısından nasıl bir deneyim sunuyor QC'nin AirPods, diğer adıyla T20 modeli. Şu an sesimi Xiaomi Redmi Buds 4 Lite model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Bu kulaklık çok ilginç bir şekilde ilk çıktığı fiyatın neredeyse yarı fiyatına düştü. Ya ben incelediğimde 1 milyara yakın satılıyordu. 1 milyon dolar kaç para Mahmut abi? 42 milyar falan işte. Yok yahu. 1000 TL'ye yakın satılıyordu. Şu an 500-600 TL'ye satılıyor. Tabii siz bu videoyu izlediğiniz zaman çok daha farklı bir fiyata satılabilir. Ben tüm ürünlerin güncel fiyatlarını açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan fiyatları kontrol edebilirsiniz. Buds 4 Lite modelinin de bu şekilde bir mikrofon performansı bulunuyor. Evet, şu an sesimi Oppo Enco Air 2 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Bu modelde de yapay zeka destekli olarak bir gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Mikrofon performansı olarak başarılı bir model. Tasarım açısından da Apple'ın AirPods 2. modelin neredeyse birebir aynısı. Yani küçük tasarımda bir kulaklık, özellikle küçük tasarımlı kulaklığınız çok büyük değilse bu model sizin için uygun olabilir. Oppo Enco Air 2'nin de mikrofon performansı bu şekildeydi. Şu arabada geçtim, bakalım arabanın sesini ne derece karşıya yansıtıyor. Şimdi diğer bir. Bu kamyon hızlı geçti. Diğer bir modele doğru geçiş yapalım. Evet, geri döndük. Güneş arkamızda kaldı. Şu an sesimi Havit TW947 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz.
Bu kulaklık da yine küçük yapıda ve özellikle fiyatıyla çok dikkat çekiyor. NC gürültü engelleme özelliği ve 4 mikrofon mevcut bu kulaklıkta da. Yani fiyat performans olarak gayet başarılı bir model denebilir. Şu an sesini Sahaza Air 7 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Bu modelde tasarım açısından neredeyse Apple AirPods 3'ün birebir aynısı olmuş. Bu modelde yine uygun fiyatlı olarak satılıyor. Yine NC ve 4 mikrofonu mevcut. Uygulama desteği bulunmuyor ancak genel olarak yani uygun fiyatlı olmasına karşın yani fiyat performans dengesi düşünüldüğünde ses kalitesi ve mikrofon olarak başarılı bir model denebilir. Bakalım mikrofon performansı olarak nasıl bir iş çıkartıyor. Evet, şu an sesimi Soundpit markasının Air 3 Deluxe HS model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Air serisini çok detaylı bir şekilde hepsini karşılaştırdım. En son 4 ve 4 Lite modeli çıktı. Onların bir önceki modeli bu. HS modeli bence benim de en beğendiğim modelin bu olduğunu söyleyebilirim. Yeni modeller de güzel ancak bazı eksi noktaları mevcut. Bunda da bazı eksi noktalar var ancak hani fiyat performans olarak bu modele ben bir tık daha yakın gibiyim. Soundpit Air 3 Deluxe HS modelinin mikrofon performansı bu şekildeydi. Şimdi son iki modele doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi Soundpit Air 4 Lite modelinden duyuyorsunuz. Air 4 ve Air 4 Lite modellerinde farklı çipler kullanılıyor. Mikrofon performansı açısından kendi incelemesinde Air 4'e göre bir tık daha iyiydi Air 4 Lite modeli. Bakalım bu teste nasıl bir deneyim sunacak. Soundpit Air 4 modeli. Bu arada gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Mutlaka katılmanızı öneririm indirimli ürünleri kaçırmamak için. Evet, şu an sesimi Soundpit Air 4 modelinden duyuyorsunuz. Düz olan model. Dış mekanda yani bu testteki son modelde hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Apple AirPods 3. modelden duyuyorsunuz. Şimdi buradaki Bluetooth hoparlörden bir kalabalık gürültüsü açacağım ve tüm kulaklıkları hem gürültüsüz ortamda hem de gürültülü ortamda test edeceğiz. Evet, şu an sesimi buradaki yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Gürültülü ortamın gürültü seviyesini görüyorsunuz. Şimdi Apple AirPods 3. modele geçtim. Tüm modelleri aynı şartlarda ve aynı ortamda bu gürültü seviyesinde de bir test edeceğiz. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an sesimi Huawei FreeBuds SE 2 model tam kablo kulaklıktan duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada sesi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor. Şimdi gürültü seviyesini açtım. Gürültülü ortamda da SE modeli böyle bir performans sergiliyor. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Katılmanızı rica ederim indirimli ürünleri kaçırmamak için. FreeBuds E2 modelin mikrofon performansı bu şekilde. Şu an sesimi JBL V300 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada sesi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor. Şimdi gürültüyü açtım ve gürültülü ortamda da JBL V300 modeli sesi karşıya bu şekilde aktarıyor. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada QC'nin T20 model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şimdi gürültülü ortam sesini açtım ve T20 modelinin mikrofon performansı gürültülü ortamda sesi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Xiaomi'nin Redmi Buds 4 Lite model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şimdi gürültü seviyesini açtım ve gürültülü ortamda da Buds 4 Lite modeli böyle bir mikrofonda performansı sergiliyor. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an sesimi Oppo Enco Air 2 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor Oppo Air 2 modeli. Şimdi gürültülü ortam testini açtım ve gürültülü ortamda da böyle bir performans sergiliyor. Ses kaliteleri ve diğer özelliklerini kıyasladığım buradaki videoyu mutlaka izleyin bu video bitiminde. Şu an Oppo Air 2 modeli ve gürültülü ortam mikrofon testi bu şekilde. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Havit TW947 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Gürültülü ortam testini açtım ve gürültülü ortamda da sesi karşı tarafa bu şekilde aktaracak Havit'in TW947 modeli. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an sesimi Sihaza Air 7 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada sesi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Şimdi gürültülü ortam sesini açtım ve Air 7 modeli gürültülü bir ortamda sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şu an kapalı ve sessiz bir odada Soundpeat Air 3 Deluxe HS model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şimdi gürültü seviyesini açtım. Ve gürültülü bir ortamda da Deluxe HS modeli böyle bir performans sergiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Soundpeat Air 4 Lite model tam kablosuz kulaklıkların mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şimdi gürültü seviyesini açtım ve gürültülü ortamda da Air 4 Lite modeli sesi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Soundpeat Air 4 modelinden duyuyorsunuz. Şimdi gürültü seviyesini açtım ve Air 4 modeli de yoğun gürültü gelen bir insan kalabalığı ortamında sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu videoları oluşturmamdaki en büyük amaç minimum parayla maksimum performans alabileceğiniz en iyi mikrofon performansını sunan modeli alabilmenizde yardımcı olmak. Eğer beğendiğiniz modeller varsa açıklamalar kısmındaki linkleri kullanarak alırsanız da bu tarz objektif incelemeler yapmamda beni desteklemiş olursunuz. Bu arada yine bu detaylı karşılaştırma videosuna mutlaka bakın. Ses kalitesi ve diğer özellikleri kıyasladım. Tüm modellerin yine detaylı incelemeleri de kanalımda mevcut. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.